Deprem bulunuyor. Bir de silahını temizlerken ateş almış bir gene sıkacak. Bugün silahsız çalıştık. Hadi bakalım. Selim hocam. Bunlar kayaklı gözüldü mü? Gözüldü. Yatan bir ara kayaklı gözüldü. Yoğunlukta 5-7 Şubat ayında yapılacak olan, ülkemizde yapılacak olan Balkan Kupası için devam ediyor. Balkan Kupaları bu yıl 3 defa yapıldı. Daha önce şampiyona şeklindeydi. Bu sene bu pandemiden dolayı gençlerin, yani AYBÜ tarafından gençlerin yapıldığı birçok yarış iptal edildi. Onun yerine de bu ülkeler kendi arasında mesela 7-8 ülke şeklinde yapıp kalabalığı önleyip bu şekilde 3 Balkan Kupası ve devamında da bir Balkan Şampiyonası düzenleniyor. 3 Junior, 3 de Youth, Yıldız ve ya da Genç bir Genç 2 diye adlandıralım bu şeyle kategorileri. Her kategoride 3 kız 3 erkek sporcumuz yarışacaktır. Genç 2 kategorisinin seçmesini dün yaptık. Dün yapılan seçme test yarışı sonucu 3 kız 3 erkek sporcumuz belirlendi. Bu kampta ve daha önce Balkan Kupası öncesi açılacak kampta yine aynı şekilde hazırlıklarımız devam edecek. Daha önce de yapılan bu Balkan şampiyonalarında ülkemiz adına birçok madalya alan sporcumuz oldu. Bu yarışta da aynı başarıyı sürdürüp ülkemize madalyalar kazandırmak istiyoruz. En önemlisi ülkemizde yapılıyor olmasının bir avantajı olacak bizler için. Olabildiğince o avantajı lehimize çevirip madalyaların birçoğunu almak istiyoruz. Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi her iki kategorimiz mevcut. Her kategoride de 2 kız 2 erkek. Yani bir ülkeden maksimum 12 kişi katılabilecek. Normalde ülke sayısı olarak 800 ülke var bizim grupta. 800 ülkeyi 6 ile dersek maksimum katılabilecek sporcu sayısı 48. Ciddi anlamda sadece kayak ve bizim sporcuları değil, bütün dünyayı etkiledi. Biz de aynı sıkıntıları yaşadık. Kamplarımızda aksama oldu. Normalde her sene devam ettirdiğimiz yıllık faaliyet programına uyamadık. Geç başladık. Şu anki kampımız da bu sezonki ilk kar kampımız. Sporcular ister istemez etkilendi. Motivasyonlarını olabildiğince yüksek tutmaya çalıştık. Silah var. Mental olarak çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Çok rahat olmamız gerekiyor. En ufak bir stres bile bunu etkileyebiliyor. Dolayısıyla diğer branşlara oranla biraz daha fazla etkilendik. İşte 28 Aralık'tan beri burada kamptayız, Erzurum Kandilli'de. Balkan Şampiyonası için seçme kampımız vardı. Başarılı bir şekilde seçme geçirdik. Seçildim ben de. İşte şimdi ilk hedefimizi gerçekleştirdik, seçildik ve şimdi Balkan için madalya istiyoruz. Yani Balkan'da madalya şansı için çalışıyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Pandemi bütün sporcuları etkiledi benim gibi. Yani antrenmansız kaldık. Çok fazla antrenman yapamadık ama yine bunları toparlamaya başladık. Yani işte milli takım kamplarıyla, kış kamplarıyla. Tekerli kampımız oldu 3 tane bundan önce. O şekilde toparladık kendimizi. Bizim için büyük bir avantaj olacak burada. Başka ülkeleri konuk edeceğiz. Yani ev sahibi olarak da burada bir madalya almak istiyoruz biz de. En iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz. İnşallah kendi ülkemizde yapılacak olan Balkan yarışmasında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Gelecekler ya. Dur ulan, gel.
gelin böyle gelin. Siz de geçin Pelin Hoca.